Asgari ücret geri sayım başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı ilk toplantı 10 Aralık'ta gerçekleşecek. Öncesinde Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay bir açıklama yaptı ve asgari ücretin geçim ücreti olduğunu söyledi. Ortadaki rakamları kabul etmiyoruz dedi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği tarih netleşti. Asgari ücrette zam pazarlığı 10 Aralık'ta başlayacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliği yapacak. 15 kişiden oluşan komisyonda işçileri Türk İş, işvereni ise TİSK temsil edecek. Hükümetin de 5 temsilcisi olacak. İşçi kesimini temsil eden 5 kişilik Türk İş heyetine Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. Komisyonda Türk İş bu yılda 4 asgari ücretli işçiyle katılacak. Haşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu pazarlık masasında asgari ücretlilerin sesi olacak. 4 toplantıyla yeni yılda uygulanacak yeni asgari ücret belirlenecek. Asgari ücret maratonu öncesi Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da mesajlar geldi. Ne ortadaki dolaşan rakamları kabul ediyoruz. Bu toplum mutlu edecek rakamlar değil onlar. Bu arkadaşlarımız da ücretin ne olacağını işte önümüzdeki günlerde tespit edecekler. O tespit edildiği rakamı biz yönetime Türk İş Başkanlar Kurulu'na getireceğiz. Ondan sonra kendileri başkanlar vasıtasıyla kamuoyuna tespit ettikleri rakamı açıklayacaklar. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin geçim ücreti olduğunu söyledi. Bu Türkiye'nin en büyük sözleşmesi. 2025 yılı tespit edecek asgari ücretin işçinin, ailesinin, günün ekonomik ve sosyal şartlara göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde ücret olması gerektiğini savunuyoruz. Bu ücret geçim ücreti oldu. Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay komisyondaki 4 üyeyle toplantı yaptı. Toplantıda rakam gündeme gelmedi. Atalay ve üyeler sürece dair değerlendirmelerde bulundu.